Hafta sonu moderatörü devam ediyor sayın seyirciler. Bu bölümde farklı bir sanatçı ağırlayacağız. Maket sanatçısı Adil Topçuoğlu stüdyo konuğumuz şu anda benim önümde de. Bir örneğini görüyorsunuz. Sayın Topçuoğlu hoş geldiniz hafta sonu moderatörüne. Teşekkür ederiz. O kadar nadide eserler ki bunlar. Ben çalışmalarınızı da izledim dün akşam hazırlanırken. Çok büyük emek istiyor, çok büyük sevgi istiyor, vakit istiyor. Bunların sonucunda zaten çıktı ortada bu eserlerin. Evet. Hemen sorayım ben, nasıl başladınız, bu sevda nasıl başladı, maket yapma sevdası? Tesadüf, yani asıl oğluma... Asıl mesleğiniz bu değil değil mi? Asıl mesleğim matbaacılık, bunu hobi olarak yapıyorum. Biraz da açtı, hobi zorluyor biraz artık beni. Çocuğuma oyuncak diye başladım. O zaman ilkokula giden oğlum vardı. Şimdi liseye gidiyor. Ona bir oyuncak yapayım dedim. Arkasından bunlar geldi. Benim de haberim yoktu böyle bir meziyetimden. Öyle mi? Evet, tesadüf yani. Ama oyuncak almak değil de oyuncak yapma isteğinizi biraz babalara, bizi izleyen babalara da örnek olsun isteriz. Şöyle söyleyeyim yani benim... Nereden esinlendiniz? Esinlendiğim şey rahmetli babamın bana bir oyuncak yaptığını hatırladım. Yani bütün o zamanki oyuncaklarına baktığımda babamın yaptığı oyuncak benim için çok renkli ve canlıydı. Diğerleri puslu ve silikti. O zaman da vardı tekli, o zamanki duruma göre naylon arabalar, tekerlekli falan. Evet. Fakat ufak çocuğum, babam beni çıta kestirdi. Kestirirken benden yardım istedi falan. Kafes gibi bir şey yaptı, tekerlek taktı, bir de ip bağladı, al sana oyuncak dedi. Yani eski insanlar biraz sevgilerini zor gösterirlerdi de, demek babam beni çok seviyormuş yani. Benim için bir oyuncak yapmıştı. Hı hı. Gözlerim doldu, hala şu anda da doldu. Evet, gerçekten. Böyle başladı, ben de oğluma bir oyuncak yapayım dedim. Kale yaptım, oğlumun bütün oyuncakları bırakıp ondan oynamasını görünce hoşuma gitti, devam ettirdim. Arkasından bunlar geldi. Araştırma sürecine mi girdiniz bu arada? Yok, zaten, nasıl yapılır, neler yapılır? Yoksa hayal gücünüz mü sadece? Bir şey yapmak istiyorsunuz ve onu yapıyor musunuz? Ya bu bir kaybolmuş bir değerdi. Yani bunlar artık Anadolu'da kalmamışlar. Benim de çocukluktaki çok büyük gözlemlerimdi. Yani bir at dink çevirirken ben giderdim bakardım, dedim atın ne zaman başı dönüp düşecek. Ben kendimi uyur bulurum. Ağaca yaslanmışım, at hala devam ediyor işine. Bunlar hep çocukluktaki gördüğüm, çektiğim fotoğrafları. Şimdi tek tek yansıtıyorum hareketli olarak. Benim gibi bu tarzda çalışanlar var fakat hareketli yapan yoktur. Dolayısıyla insanlar bakıyorlar bu ne yapıyor falan. Hareket edince de yapılan işi görüyorlar yani. Yani yeni nesil, şöyle söyleyeyim, biraz da yeni nesile yönelik çalışıyoruz bunu. Ne mesaj yani, vermek istiyorsunuz onlara? Neyi mesela çocuk bir ekmeğin buğdaydan undan yapıldığını biliyor ama buğdaydan yapıldığını bilmiyor. Hı hı. Yani buğdayın öğütülüp sofraya geldiğini bilmiyor. Mesela yani, bunun maketi var mı şu anda önümüzde? Şu anda hareketli maket olarak bir tek bu ünitemiz var. Diğerlerini şeyden izleyebiliriz. Hangi köyü anlat? Belli bir köy mü yoksa sadece köy yaşamını mı tanıtıyorsunuz? Tamamen eski köy yaşantısını canlandırıyorum. Ya insanoğlunun o zamanlar sudan, elektrik yokken, hayvan gücünden, insan gücünden, rüzgar gücünden nasıl yararlanıp o yaşamı nasıl rahatlattıklarını, o zamanki teknolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki yeni teknolojinin karşısında değiliz ama geçmişi de bilmek zorundayız. Bunlar Anadolu'da, bunlar materyaller kayboldu. Artık hiçbir koruma altında değiller. Yani bazı turistik tesisler falan belki biraz önemsiyorlar bu şeyleri folklorik olarak yani. Ama bir araştırma, geliştirme bir şey yok. Acizane ben bunu üstlendim diyeyim yani, böyle gidiyoruz bakalım nereye kadar. Yani birbirinden pahalı çeşit çeşit oyuncaklar almak yerine oğlunuza kendiniz bir şey yapmak istiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bazen böyle fuarlarda falan katılıyorum, özellikle babalara diyorum. Hiçbir şey yapamıyorsanız yani kağıttan kayık yapın, bir suya koyun, oğlunuzla veya çocuğunuzla beraber yüzdürün. Yani babam bana bir şey yaptığını göstersin, bu çok önemli yani. Manevi anlamda. Çok önemli. Çocuk da bunun ayrımına varıyor demek ki. Benim önümde yoğurtçu var değil mi? Evet, yoğurtçu eski mahallelerde yoğurtçular olurdu. Peki Anadolu'da olmaz da İstanbul'da, büyük şehirlerde bunlar, bu tarz şeyler vardı. Ben de hatırlıyorum. Evet, kaplarını getirirsin, ona göre yoğurt alırsın. İşte şıracılar, bozacılar, işte bu tür şeyler, onları anlatmaya çalışıyorum. Şu hareketli maketimize yakından bakalım. Aslında büyük bir köyün sadece bir parçası, küçük bir bölümü, bir küçük parçası, bir parçası küçük değil mi? Bir konsepti. Anadolu'da işte yayık şeklimiz. İnek sağıyor teyzeniz. İnek sağıyor, yayık yayıyor, ayran, yoğurt yayılarak tereyağı ayrılması burada gerçekleşiyor. Bu yayık hemen hemen Anadolu'da aynıdır. Bazı yerlerde tenekedir, deridir. Karadeniz yöresinde dik yayık vardır.
genelde bu şekilde elde edilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eski o marka olacak ama belki eski marka mahsuru yok herhalde. Vita yağımızı canlandırıyoruz kameraman arkadaş. Çünkü çiçekler onlara dikilirdi. Değil mi? Çiçek saksı olarak kullanılırdı. Çünkü saksı yoktu öyle o zamanlar. Karpuzlar da çok dikkat çekici. Balkonlarda karpuzlar. Yani, bunu neden yaptınız? Onu bir limondan yaptım. Limon vardı. Onu ne yapabilirim karpuz haline getirdim. Çünkü boyut olarak bana karpuz gerekiyordu. Evet. Onu buldum. İşte böyle materyalleri değiştirerek o günkü devre uyduruyorum. Çok detaylara yani inanılmaz güzellikte. Bakın bir ağacın üzerinde kuş yuvası var. İçinde evet, yumurtalar. Yumurta. Bütün detayları gözlemleyip hayata geçirdiğinizi görüyorum. O yüzden de sordum. Yani sadece hafızanız, gözlemleriniz mi bu? Yoksa bir köyde neler vardı diye araştırıyor musunuz? Bu çok büyük bir zaman gerektiriyor gibi görünüyor bu safhaya gelmesi. Yok, hepsini zaten biliyorum. Yani bir Allah aşkına Anadolu'da yaşadık. Yani orada büyüdük. Sonra İstanbul'a geldik. Dolayısıyla oradaki yaşantı bizim için bir iyi bir arşiv yani. Onları değerlendiriyoruz. En çok şu, ben diğer maketlerin yanına da gideceğim. En çok çocuklar mı ilgi gösteriyor? Kesinlikle. Yoksa çocuklar, bir de yaşlı insanların, ben biraz da bu şeyleri sergilerken alttan müzik veriyorum. Eski Anadolu hit olmuş evet, türkülerini. Evet, izledim. Çok güzel. İnsanların ağladığını görüyorum. Yaşlı insanlar özellikle kendilerinde bir zamanlar yaptıkları işlerden, belki o zamanlar kızarak isyanlarla yapıyorlardı ama sanki böyle bir özlem duyuyorlar. Onlar beni çok duygulandırıyor. Özellikle köy hayatını yaşamış olanlar, değil mi? Bazı ablalar hemen temiz rehber oluyorlar. İşte şöyle yapardık, böyle yapardık. Böyle kenardan izliyorum. Katılıyorsunuz festivallere? Festival işte fuarlar evet yani ilgilenen arkadaşlar çağırıyorlar sağ olsunlar. Gidiyorum onlarla. O zamanki elimde ne varsa yani o anda bir vücut ne varsa onlarla katılmaya çalışıyorum. Meslek olmadığı için yani hobi olduğu için devamlı bir üretim söz konusu değil. Yani ara sıra işte yapıyorum. Çıkıyor işte. Onları da oralarda değerlendiriyoruz. Halı dokuma, halay çekme, burada bir düğün ortamı var gördüğüm kadarıyla evet, değil mi? Asıl yani köyümüzde şeydeki filmlerden izleyebiliyorsak eğer orada halayda mesela halay hareketli çekiyor, hareketli davul vuruyor zurna. Bunlar hareketsiz hediyelik pozisyonda bunları yaptım. Çünkü insanlar bunları gelip soruyorlar bu kaça maça. Ya bunlar çok biraz zaman aldığı için bu köy materyalleri çok değeri yüksek yani. Bunu da istiyorum ki halk da alsın mesela işte... Bayramlarda, seyranlarda birbirimize baklava börek götürüyoruz. Artık götürmeyelim, biraz kültür götürelim birbirimize diye bunları da hediyelik hazırladım. Güzel bir mesaj. Peki maddi anlamda sıkıntı çekiyor musunuz Sayın Topçuoğlu? Şöyle sıkıntı, nasıl bir bütçe gerektiriyor bu maketlerin yapımı? Yok, sıkıntı çekmiyorum. Şöyle yani zaten bu iş benim gelirim değil yani. Bunu hobi olarak yapıyorum. Tek sıkıntım meslekte zorlandığım nakitte zorlandığım zamanlarda hobinin ihtiyaç çıktığı zaman işte o zaman zorlanıyorum. Genelde birbirini takviye ederek gidiyor. Bir ürünü verdikten sonra yeni bir ürün için malzeme alacak param oluyor. Onları o şekilde değerlendiriyorum. Dolayısıyla öyle bir zorluğu yok yani. Tek zorluğu zaman. Yani çünkü ben hiç televizyon izleyemiyorum, dinliyorum. İyi bir dinleyiciyim, televizyon dinleyicisiyim. Çünkü gözüm devamlı bunlarla meşgul. Arkada fonda dinleyebiliyorum yani. Evde bir atölyeniz var şüphesiz. Küçük bir atölye yaptım kendime. Odanın bir köşesinde yapmak zorundaydım. Çünkü bu işin ayrı bir dükkan açıp bir atölye kurmaya sirkülasyonu olmayan bir şey yani. Devamlı yapmam yani boşta kaldığım zamanlar yaptığım için onun için böyle atölyeyle idare ediyoruz şu anda yani. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Vallahi mümkünse doğal çok malzemeler hafif, kullanıyorum. Hafif, yani çünkü taş, ağaç, kumaş yani bildiğimiz şeyler. Ama olmadığı zaman da o materyalin yerine işte şimdi günün teknolojik silikondu. İşte ledlerle aydınlatıyoruz. Yani böyle onları da kullanıyoruz. Boyamaları da siz yapıyorsunuz. Her şeyini siz yapıyorsunuz. Her şeyini ben yapıyorum. Bu giyim malzemelerini, kostümleri nereden buluyorsunuz? Valla onda çok zorlanıyoruz biraz. Çünkü biraz, evet, küçük desenli kumaş detay bulmak, işte puantiyeli, güldü, çiçekti zor yani. Çünkü önce bazen kafanızda oluşturup sonra hayata geçiriyorsunuz. O yüzden uygun malzemeyi bulmak istiyorsunuz. Bulmak istiyoruz. Hı-hı. İşte sağ olsun bir çevrem var yani. Bu birkaç sene oldu zaten bu. Hı-hı. Artık akrabalarım, arkadaşlarım alışmışlar. Hadi sana uygun bir şey buldum, bana yarar mı senin işine gibi. Sağ olsunlar destekliyorlar bizi de yani. Öyle bir gizli bir ne deniyor, sponsorlarım var yani. Onların manevi sponsorluğu da çok önemli. Teknoloji
teknolojinin karşısında değiliz ama geçimimizi önemli diyorsunuz herhalde. Tabii yani teknoloji bugün Mars'ta hayat var mı diye araştırıyoruz. Bir taraftan da Bozoyuk'ta, Alacayük'te ilk insanlar nasıl yaşadı diye kazılar yapıyoruz, masraflar yapıyoruz. Hı hı. Yani geçmişimizi de bilmek zorundayız. Çünkü bir dönem gelecek ki bunlar artık olmayacak yani. Şimdi tek tük rastlasak da materyallere bir dönem sonra bunlar da kalmayacak yani. Bizden sonraki bir nesil bunların artık resimlerle, videolarla anlatacak. Hı hı. İşte ben de bunları hepsini birden, belki bunun Anadolu'ya gezdiğin zaman hepsini birden görme şansınız yoktur. O köyde şu vardır, elbette, bu vardır. Köyün i̇şte özellik, belli özellikleri ya da mimarisi ön plana çıkıyor. Evet, hepsini yani bir arada görmek. Bir de mesela köylerde özellikle konuyu antiparantez açalım. Eski Anadolu evlerinden de yapıyoruz. Taş evler, toprak evler, ağaç evler. Hı hı. Bunları da çiziyoruz. O tür materyaller hepsini bir köyde topladık. Yani bir aradığın zaman bütün Anadolu o köyde. Bir de özellikle yöreciliğe girmiyorum. Yani şu yöre bu yöre değil. Evet yani ben de iki, onu merak ettim. İki hı-hı, Harran evi koysam mesela dersiniz Urfa. İşte bir peribacası koysam Kapadokya dersiniz. İşte yani yöreye uygun ne varsa giysi ve tavır olarak öyle şeylere girmedim ki. Çünkü Trakya'daki insanın da burnun ucu sızlasın. Van'daki kardeşimin de burnun ucu sızlasın. Yani herkes bir şeyler görsün burada. Çünkü hepimizin aynı teri akıtıyoruz. Hı hı, haklısınız. Şöyle bir çalışmama belki olabilir mi? Ya da siz talep gelse bilmiyorum nasıl bakarsınız. Hani belli bir yörenin, belli bir köyün sizden bir fuar için, bir tanıtım için böyle bir çalışma yapmanızı istemesi, bunun için size gerekli ekipmanı, asistanı sağlaması gibi durumda böyle çalışmalara katılmak acaba size hem de yapmayı sevdiğiniz için, hazırlamayı sevdiğiniz için sıcak bakabileceğiniz bir durum mudur acaba? Tabii tabii yani, yani ben bu işe, bu bir misyondur. Ben bunu üstlendim artık. Aslında bunun resmi kanallardan yapılması gerekirken ben şahsi gücümle bunlara bu yola çıktım yani. Gittiği kadar gidecek. Amaç bu tür bir kültürel faaliyetse her zaman varım. Yani çok güzel. Böyle ezan okunmuştur üzerlerine o içimdeki o şevkten yapmaktan dolayı. Şunu da bitireyim, şunu da yapayım da öyle çıkayım. Uykusuz çalıştığınız geceler oluyor. Çok şüphesiz olmuştur. İşimi aksatmadan bu işi sürdürmeye çalıştım. Bazen de aksattığım da olmuştur yani. İşinize devam ediyorsunuz bu arada. Tabii yani işimle devam ediyor. O bitmez bir meslek. Ömrü billah sürer yani. Hı-hı. Emekliliği bile yoktur o işin yani. Devam eder gidersiniz. Hı-hı. İlk önce oğlunuz için başlamışsınız. Merak ettim. Oğlunuz da merak sardı mı bu hobinize? Tabii merak sardı. Hatta bu sene biraz daha sardı. Diyor ki ben yardım edeyim diyor baba diyor sana diyor. Bir gün bir ilginç bir şey söyledi. Baba diyor sen diyor kendi devrini yaptın diyor. Ben de diyor kendi devrimi yaparım diyor. Artık o bilmiyorum kendi bilgisayarında bir şeyler yapıyor. Çok güzel çalışmaları var. Hı hı. İnşallah o da yapar yani. Birazdan biraz teknolojiyle kendi ilintili tabii yaşı itibariyle. Tabii yani tabii şimdiki herhalde onun maketlerinde ileride cep telefonu falan olacak. İşte hı hı, artık onları sergileyecekler herhalde. Hı hı. Yaşı küçük çocukların hiç bilmediği materyaller var gördüğüm kadarıyla değil mi? Yani tandırın ne olduğunu bilmez. Bilmez. Yayık evet, ayranını neden o anda o şu teyzenin ne yaptığını bilmez mesela. Evet. Bunları tek tek anlatmak gerekiyor. Bu da bir kültürü öğretmek, tanıtmak anlamına kesinlikle geliyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani, başında duruyor musunuz tanıtım sırasında maketlerinizin tabii, rehberlik yani, de etmek için? Özellikle zamanda şimdi bir meraklı seyirci var yani izleyici var. Onlar hissediyorum onu zaten artık senelerdir bir tecrübe oldu bu da. Hı hı. Öyle bir şey olacağım hemen yardıma koşuyorum. Yoksa yani bir göstermelik seyir olarak geçiyorsa ona bir şey yapamıyorum. Özellikle yani babalara annelere sesleniyorum. Burada çocuklarıyla belki kendilerinde de bir meziyet vardır yani. Diyorum ben 7-8 sene önce buna baktığım zaman ne kadar güzel şey yapmışlar deyip önünden geçerdim. Benim haberim elbette yoktu. Hı hı. Biraz zorlasınlar kendilerini yani bir sürü boş zaman var yani. Sabahlara kadar uykusuz kalıyorum diyorsunuz. Demek ki istedikten sonra zaman kesinlikle uykusuzluk şikayet değil yani kesinlikle aldığım şevk, aldığım lezzet. Çünkü bir köy yapıyorum bitiyor, ikinci köy ona benzemiyor. Aynısını yapıyorum fakat benzemiyor. Bir bakıyorum bir gömlek daha ileri gitmişim, bir aşama daha kaydetmişim. Bu şekilde bir güzergahta gidiyor. Bunlar sadece parçalar, elinizde çok daha büyük materyaller var değil mi? Hazırlanmış, evet, hazırda evet, maketler var. Nerede evet muhafaza ediyorsunuz? Sergilemenin dışında, fuarlarda sergilemenin dışında ve bir dükkanınız da yok. Anladığım yok, kadarıyla değil mi? Nerede muhafaza ediyorsunuz? Şimdi ben bunları bu üniteyi yapınca bunu koliliyorum, kaldırıyorum. Koliliyorum, kaldırıyorum. İşte bir aktivite olduğu zaman çağırıyorlar. Gidiyorum. Zaten gittiği anda orada gidiyor.
Verdiğim yerlere de özellikle dikkat ediyorum. Şimdiye kadar verdiğim yerler hakikaten güzel yerlerdi. Yani onun kıymetini bilecek yerler. Çünkü insanların bunu bir köşeye koyup da ne kadar güzel. Sadece seyirlik değil, mesajları evet, da var. Yani orada insanların ilgi çekeceği, gidip çıkıp daha çok insanların görebileceği yerlere vermeye çalışıyorum. Oya zaten o yerlerden talep geliyor bana. İşte kültür merkezlerinde, ondan sonra çeşitli işte odalarda, ziraat odası, ticaret odası, ondan sonra firmalar, anaokulları, verdiğim yerler buralar yani. Her şeyi canlı tutmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben görüntülerde de izledim. Belki ara ara biz konuşurken izleyicilerimiz de görüyorlardır. Canlı dereler akıyor. Ve evet. Derelerin içine canlı balık koyuyorsunuz evet. Değil mi? Canlı balık koyuyorum. O canlı balığın da bir hikayesi var. Bir türlü bir canlı balık uyduramadık dere boyutuna göre. İşte Japon balıkları alıyorum. 6 ay sonra javs oluyor derede böyle evet. Geliyor gibi. Yani köyde panik yaratıyor falan. Sonra bir arkadaş çok güzel bir balık buldu. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. Evet, şu anda görüntüde. Balık büyümüyor. Bunlar fuardaydı. Japonlardı. Bunlar değil. Asıl şeyimiz cinsimiz yakaladığım balık. Şu anda görüntüsü yoktur. Büyümüyor balık. 3-4 santim kalıyor ve dere balığı tarzında. Kendiniz yakaladınız. Yok. Bir akvaryumcu arkadaş bana evet. Önerdi. Şu balığı koyarsa ama bunu dedi şikayet de bu ama bunlar büyümüyor abi dedi. Yani bu kadarcık falan dedi. Küçük olduğunu dedi, tamam, tam size bana de o lazım. Zaten evet. Evet. O da sıcak soğuktan etkilenmeyen bir balık. Dolayısıyla bizim derede çok güzel oluyor. O da güzel bir görsellik sağladı canlı balığın olması. Başka neler kullanıyorsunuz balık dışında var mı? Su, balık herhalde. Su, balık yani. Hani köy hayatında şöyle gözümün önünden geçirmeye çalışıyorum ne lazım olabilir diye başka şöyle ama. Köye baktığınız zaman uzaktan horoz, böyle. Kedi köpek de koyamazsınız o yüzden. yani şimdi canlı olarak bir şey kullanamıyoruz. Fakat canlı bir tek balık uyuyor. Su, o da su olduğundan dolayı diğerlerinin maketlerini yapmaya çalışıyorum. Seslerle destekliyorsunuz. Yani doğal sesleri neyse onlarla destekliyoruz onları da. Başka yapan var mı Türkiye'de biliyor musunuz? Vallahi ya da canlı yapan mı yok? Kitre bebek yani bir, ben de ona da biraz bilmiyorum biraz folklorik bebek. Yani bebek değil bunlar koca koca insanlar yani. Evet. Bebek diye bir tarz yap. O da benim hoşuma gitmiyor. Belki beni eleştirecekler bilmiyorum ama. Kitreciler var yani kitreyle yapılan malzemeler var. Fakat bunlarda hareket görmedim ben. Hani hareketi diye kastettikleri kolun... Oynatabiliyorsun, kırabiliyorsun, ayağını bükebiliyorsun. Buna hareketli diyorlar. Böyle bir hareketli tarzı da yoktur. Yani olursa da memnun olacağım. Bakın mesela yani, İnek Sağan teyze orada oturduğu yerden ya, inip kalkıyor. Yani o mekanizmayı da planlıyorsunuz o hareketi. Tabii o içeride kendine ait bir mühendislik, mimarlık mı diyeyim ne, o makine mühendisliğim diyeyim. Kendine ait bir düzeneyi yaptım. Yani onu da kendim buldum. Bir motorla birkaç aktiviteyi çalıştırmak gerekiyor. Çünkü motoru gizleyecek yer yok yani. Doğru. Pardon. Ayağını hem suyun akması hem insanların hareket etmesi gibi evet. Birden fazla şey fonksiyonel. Peki istediğinize ulaşamayıp bıraktığınız oldu mu yoksa yapana kadar istediğiniz ortaya çıkana kadar uğraşıyor musunuz? Tabii şöyle söyleyeyim ilk dereyi yaparken ben büyük bir çağlayan yapıyordum. Derenin dibinde gölet olacaktı. Çok uğraştım bir türlü su izolasyonu sağlayamadım. Çok kızdım kendi kendime. Çok uğraştım. Olmadı. Tuttum söktüm yeniden. Sonra çok basit bir yöntem buldum. Yani çok çok basit bir yöntemle sonra da kızdım kendi kendime. Yeniden yaptım. İşte ekmek açan kadın var mesela köyde. Evet, ekmek evet. Açıyor. Çift motor kullanıyorum. Biri götürecek biri getirecek falan derken olmadı. Bir türlü motorlar birbirine kavuştu zamanla. İkisi gidip kilitlendiler falan. Çok kızdım sinirlendim. Ne yapayım ne edeyim diye yazı yazarken tükenmez kalemin yayı fırladı. Açılmış vidası. Evet. Yay yay yay. Birden buldum yani kadını yay çekecek geriye. Motor ileri çekecek geri çekecek. Böyle böyle tekrar... O projeye tekrar i̇nanılmaz, başladı. İnanılmaz, derken yani bunların güzel. Hareketleri öyle başladı. Hareketli olmasını özellikle istiyordum. Çünkü hareketsiz yapan çok vardı yani. Bir de benim olmam bir şey ifade etmezdi. Yani şöyle söyleyeyim. Belki biri bu insanları da konuşturacak şöyle diyeyim. Edison ampülü buldu ama halojeni de Ahmet buldu. Lazeri de Yusuf buldu. Yani birisi yapmış ben hareket ettiriyorum. Biri de gelecek bunları birbirleriyle konuşturacak belki. Köy şivesiyle olsun, Anadolu lehçesiyle olsun. Yani belki bir şeyler olacak ileride.
Yani bunları ki, konuşturmayı da düşünüyorsunuz. Hayalinizde öyle bir var öyle bir şey. Yani köy efekti vermek. Yani orada Hatice teyzenin, Ayşe ablanın ve Hıdır abinin bağırması İki gibi. İki insanın yani. Sohbeti o sırada belki. Değil yani o değil seslendirmeler yani yöresel seslendirmeler, birbirlerine bağırmaları, işte bahçeden balkondaki evden işte bahçeye bağırması veya yolda iki tane insanın veya orada bir düğün şenliği veya okuldaki o cıvıltı, öğrenci cıvıltısı. Ya bunları yapmak istiyorum inşallah ömrümüz yeterse. Böyle keşke daha çok sergilense de hani anaokulları okullar da gezer, fuarları, bazı etkinlikleri ziyaret ederler çocuklar. Keşke onlara da bu köy yaşamı, köy kültürü anlatılabilse, bu maketler kullanılarak daha çok sergileyebilseniz. İnşallah bir büyük bir müze projem var. Bununla ilgili birkaç yerle görüştüm kültür şey açısından. Hı hı. İnşallah destek olurlar da büyük bir böyle bir hareketli müze yaparız. Belki jübilemi de orada yaparım. Bu müzeyi gerçekleştirmek istiyorum. Hayalimdeki köyü orada yapmak istiyorum. Sıcak yani, bakıldı mı projenize? Şimdi görüşme evet, çalışmalarını Evet bakıldı. Proje bekleniyor. İşte ben yani şöyle söyleyeyim. Ne terziyim ne elektrikçiyim. Kendimi trafolara kaptıra i̇şte kaptıra. İşte zaten dikkat çeken voltu, de o. Vatı öğrendim. Arkadaşıma soruyorum niye ampuller patlıyor diyorum falan yani. İşte hı hı. O vatı voltu ölçmeye başladık. İşte terzi makaslar, işte kumaş çeşitleri, yapışkanlar, tutkallar. Yani hiçbir şeyken bir sürü tesisatı, işte o suyu izole etmek, tesisatçılık, hı hı. İşte oradan hortumlar, sular geliyor bilmem neler. Dolayısıyla bütün bir sürü mesleğin birleştiği bir yer yani. Bunun şu pencereleri mesela neden yaptınız? Yani bir şey yaptıktan sonra bir maketi yaparken materyal çok önemli. Ne aklınıza geldi? İnceliyorum, anlaşılmıyor. Bu kiremit rengi görünen sadece kumaş mı o? O kumaş yani şimdi bazı şeyler arka fonda kaldığı için zaten öndeki detaylara önem veriyorum. Yani asıl yapılan işler... Taş duvar görüntüsünü... Taş duvar görüntüsü Anadolu'nun yani insanoğlu hangi köyde ne bolsa ondan yapmış. Yakarak mı yaptınız bu aradaki kesitleri taş tabii yakıyorum onları. Için. Şimdi önceden bunları taşları birbirine yapıştırarak yapıyordum. Sonra ortamlarda devamlı şikayet gelmeye başladı. Camdan güneş görüyor. Silikon taşı bırakıyor. Evet. Taşlar dökülmeye başlıyor veya bir yerden bir yere sergiye gidiyor. Onun için de böyle bu yola başvurmak zorunda kaldım. Daha uzun süreli kalıcı olsun diye. Bakın orijinaline ne kadar yakın. Loğumuz damlarda loğu denir evet. Anadolu'da. Yağmur yağmadan, yağdıktan sonra, siledikten sonra hemen çıkartırdık o toprak sıkışsın diye. Yoksa aşağı su akar. Çatımızda toprak kullandınız mı? Toprak. Mü verdiniz sadece? Toprak görüntüsünü verdim evet. Çok hafif malzeme içindeki. Şimdi aslında... Önceden toprak, resmen damı topraktan yapıyordum. Hani orijinal neyse aynısını yapıyordum. Fakat dayanıklılığı açısından fuarlara götürmek, getirmek, insanlar ben buraya koyuyorum, yarın diyor ki oraya koy. Etkenlerden dolayı çok yıpranıyor. Devamlı insanlar beni aramaya başlıyorlar. Yani Adi Bey gelin işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu tür şeyler çıkmasın diye bu görüntüyü veriyor muyum? Tamam dedim. Artık bu tür şeylerde arıza yok derecesine geldik yani. Umuyoruz desteklenir bu çalışmalarınız. Çünkü hiç bilmeyen birinin bu aşamaya gelmiş olması, asıl önemli olan bu, gönül vermiş olması. Bir ruhu yansıtmaya, ayakta tutmaya çalışıyor olmanız çok güzel. Adil Topçuoğlu. Hem tebrik ediyoruz hem de bu kültürü yaşatmaya çalıştığınız için çocuklarımıza, gelecek nesile. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza kolaylık diliyoruz. Sağ olun, teşekkür. Hafta sonu moderatöründe böylece sonuna geldik efendim. İyi günler, mutlu hafta sonları.